Beyaz futbolun sırrı ne? Nasıl böyle fenomen haline geldi? Yani futbol sevmeyenler bile açıp izliyorlar. Yani biraz şov gibi, stand-up gösterisi gibi. Şimdi çok enteresan bir şey var. Hakikaten mesela öyle günlük olaylarla karşılaşıyoruz ki mesela kadın var 70 yaşında. 70 yaşında kadın. Mesela beni tanıyor. Çok enteresan değil mi? Abdülkerim Bey diyor. Buyurun diyorum teyzeciğim ki ben 60 yaşındayım düşün. Teyze diyorum kadına. Kadın kimin kaç yaşında? Ya diyor ki çok bağırışıyorsunuz diyor. Çok bağırıyorsunuz diyor. Eşim diyor içeride erken uyuyor diyor. Biz oğlumla seyrediyoruz. Çok bağırıyorsunuz. Gürültüden diyor eşim uyanıyor bize kızıyor diyor. Dedim ki hanım abla teyzeciğim sen bizi niye seyrediyorsun? Yani 70 yaşında bir kadın bizi niye seyreder? Bir futbol programı sence değil mi? Çok tuhaf yani bir şey. Enerji veriyorsanız. Ben diyor sizi seyretmeden olmaz diyor. Yıllardır diyor. Hiç kaçırmam diyor. Şimdi böyle bir tuhaf bir programımız biz. Niye tuhafız bilmiyorum. Mesela futbol programıyız. Bize gelen eleştirilerin %90'ı çok futbol konuşuyorsunuz. Evet vallahi billahi ya. Ya ne yapacağız oğlum ne konuşacağız ya? Futbol programından futbol programını yemek tarifi falan mı istiyorlar acaba? Hayır temin dediğim gibi konulardan anladın mı? Şimdi Allah Allah böyle bir şey olur mu? Ondan sonra hadi diyoruz biraz onların gönlünü yapalım diyoruz. Şimdi bakın. Hiçbirimiz birbirimize sarmayalım. Sarmıyoruz kan. Futbol yorumcuları da birbirimize sarmayalım. Saracağımız tek şey var. Şu anki Türk futbol düzeni. Bak. Sen güzel hediye ettin biliyor musun? Karabük Demir Çelik'ten bana getirdiğin biri demir, biri çelik, iki boru. Biri demir, biri çelik. Tamam mı? Hangi demir? Ya, biri demir, biri çelik, iki boru. Bugünkü Türk futbol ortamını özetliyor. Güzel hediye. Bakın ben bu kadar şakalar yaptım. Ortalık karıştı. Ben futbol dışına çok taşıyoruz. Espriler, makaralar, gırgırlar, uzaylılardan bahsediyoruz. Ahmet Hoca gençlik anılarını anlatıyor. Rasim de zaten bitmez. Anlatıyor. Bu sefer tekrar eleştiri yağıyor. Ne biçim futbol programısınız? Biraz futbol konuşsanız. Yani, asla memnun olmuyorlar. Ama işte bu memnuniyetsizlik bizi çok evet. Cazip kılıyor. Yani bir taraf çok memnun olduğu zaman memnuniyetten seyrediyor. Öbür tarafta memnuniyetsiz kızarak kızdığını da insanlar izler. Biliyorsun evet, değil mi? Evet, evet. Yani kızdığı için izliyor. Yani dolayısıyla herkes bizi izliyor. Sonra şey var yani. Ratingleriniz de epey iyi. Epey iyi yani bir futbol programı için bayağı iyi şey. Bir de çok ender olur bu. Çok tuhaf insanlar bir araya geldik. Yani denk tuhaf insanlar. Şimdi mesela sağlıklı. Mesela Rasim Ozan sence normal bir adam mı? Acılı Adana ister misin? Bir acılı Adana ister misin yavrum? Ya hocam alsana şunu elimden ya. Ahmet hocam. Aa Adana kötü bir şey mi? Acılı Adana hocam bu. Şimdi yaptığın iş aslında yine... Sen bunu tarihte birkaç defa yaptın. Hocam Adana geçen dürüm yemiyorum. Adana dürüm. Bir gazoz işi. Bu akşam bir Adana dürüm. Neli o Adana? Dürüm şey mi? Hocam bir sana getirebilir miyim Adana'yı? Getir beyefendiye de ver ben de yerim yani. Bir ben arası getireyim. Getireyim. Ha? Ben yemem. Niye? Acılı Adana'yı zaten yedik diyorsun yani. Bir tane daha gerek yok diyorsun herhalde. Hani Rasim Ozan niye normal biri değil? Bir bakıyorsun hayatına, kariyerinin nasıl geldiğine. Normal bir insanın başarabileceği işler değil. Değil, hakikaten değil. Değil. Öyle değil mi? Yani evet, evet. Birdenbire geliyorsun, hiç ismin cismin bilinmezken bir anda televizyonda, siyasi programlarda parlıyorsun, fenomen oluyorsun. Ondan sonra hiç dalın değilken futbol programına geliyorsun. Futbol programında da İnsanlar özellikle bu Z kuşağı tarafından çok seviliyorsun. Evet, evet. Bunun yanı sıra bu kadar makara gırgır yaparken de genel kültürü de çok yüksek. Dünyada ne oluyor ne bitiyor. Çok okuyan bir adam. Hepsini takip ediyor. Değişik. Sinan Engin kendi başına başlı başına bir fenomen. Adam birisi doktora gitmiş doktor sormuş. Hastalığı ne demiş unutkanlık. Doktor hastaya sormuş ne zamandan beri unutkansın demiş. Şaka bu aslında bu bizde kafa yapıyor. Evet. Kafa yapıyor bizde ya. Sen anlatıyorsun tuhaf bu akşam. Ertem tuhaf bakıyor. Hoca bir tane haybeden bir şey anlattı. Yalandan kahkahalar atılıyor falan. Yalandan yok, mı? Güzel ya. Bir tane bir şey belki. Belki de bizim programın dengesi. Yani bazen program öyle yerlere gidiyor ki çok tehlikeli. Sen mesela temin şurada iki espri yaparız aman falan sorduruma düşersin falan diyorsun. Bizim programlarda idamdan dönüyoruz yani.
Nerelere geliyoruz? Hangi eşiklere geliyoruz? Hatta başımıza çok olaylar geldi biliyorsun. Yani çok sıkıntılar yaşadık falan programda ilgili. Sinan aman hocam sakin ol, Apo Hoca sakin ol, Ahmet Hoca ne diyorsun, aman yapma etme falan filan. Anladın her mı? Her yere bir denge bir, lazım ama Ahmet değil mi? Ahmet Çakar zaten bir televizyon fenomeni. Ahmet Çakar televizyon evet, fenomeni. Evet o da çok seviliyor. Yani mesela şimdi bir futbol programında olur mesela Avrupa'dan mesela Avrupa'da bizim programı tartışıyorlar. Bir adam düşün futbolcumuzu boynunda piton yılanı var. Canlı piton yılanı. Hocam şu anda çok kötü. Çok gergin. Ne yapacağını bilmiyor. Mazlum. Sakin ol. Şu andaki gerginliğimi, korkumu, huzursuzluğumu anlatamıyorum. Bu olur mu yani? Normal bir futbol yorumcusu yapabilir mi böyle bir şey? Yok. Yani Ahmet Hoca başlı başına bir televizyon yıldızı. Fenomen. Evet. Ve ben fena sayılmam. Anlatayım mı yani arada? Yani siz de epey seviliyorsunuz. Evet. Fena demeyelim. O çok mütevazi kalır. Hayır yani daha mesela Ahmet Hocalarla falan daha böyle şeyim ben. Biraz daha dengede bir adamım yani. Anladın mı? Mesela Ahmet Hoca falan sınırlarda program yapıyor ve hakikaten yıllardır çok başarılı. Şimdi bu dört tane garip adam bir araya geldik. Dört garip. Denk geldi bu yani. Peki o zaman bu dört garip adamdan birine geçelim. Mesela şöyle oluyor. Ben mesela bir şey söylerken çok enteresan programda. Şimdi canlı yayındayız. Futbol programı bu değil mi? Yani bunu ne bir şey. Ben şimdi bir şey futbol yorumu yaparken ağzımdan öyle bir cümle kaçırıyorum ki. Eyvah diyorum şimdi Rasim bana bununla karşılık verecek diyorum. Evet. Ve veriyor. Sizi çok kızdırıyor. Ne çok. Düşünüyorsunuz onunla ilgili? Rasim'i seviyorum canım ben. Seviyorum ama yani. Rasim Abdülkerim abine yapılır mı bu ya? Senden abi 20 yaş Kayseri. Büyük biliyor musun? Abi Kayseri yapmış. Yapma ama geçen hafta sen Kayseri'lere getir. Söyle Fenerbahçe'ye bu yapılır mı de. Fenerbahçe onu söyledim onlara. 1-0 2-1'deyse de 4. Onları söyledik onlara ama yani yapma ya. Mesela Rasim bana hep Semiha Yankı şarkısını hatırlatır. Semiha Yankı'nın bir şarkısı vardı. Belki siz yetişmemişsiniz ama şarkıyı bilirsiniz. Seni uzaktan sevmek aşkları ne? Semiha Yankı mıydı? Yok başka birisi galiba. Eski bir şarkı. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Aşkların en güzeli. Ajda Pekkan pardon. Ajda Pekkan şarkısı. Semiha Yankı nereden çıktı? Beni andı herhalde. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Rasim'le böyle bir ilişkiyi seviyorum. Türkiye'de avca yeğen modeline geçiş zorunludur. Milli takımlarımız için yeni bir adayım var. Amca, yeğen gelsinler Türk futbolunu yönetsinler. Ver o resmi. Kaç lan. Kaç. Kaç. Kaç lan. Bu ne ya? Hocam bu ne ya? Kime bak? Ayağımı vurdu. Bir daha göster. Oğlum, ya oğlum millet yanlış anladı. Oğlum benim yeğenim falan değil. Göster. Benimki yeğenim ne olacak? Göster. 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 Aa manyak mısın? Benim bir oğlum. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Hiç tanımasam Apo seni, Kerimcan Bey'i tanımasam. Mesela bu Uruguay milli takımının hocası ve yardımcısı olsa çok yakıştı. Yakıştı bak ya. Kardeşim. Ya Apo ben hocam vallahi böyle beni öldürdüm. Hocam bak katil olacağım ya. Otur hocam. Oğlum bırak otur deme sen. Kim şu resmi ya? Ayağımı fırladı. Gel hayır. Ya, bırak, hayır bir şey söyleyeceğim. Apo gel. Ya hocam uyuyacağım bunu katil edecek bu beni. Tamam Apo gel. Uzak olsun. Tamam benden uzak olsun yani. Anlatabiliyor muyum? Ama ekrandan güzel görünüyorsunuz. Tabii. Ekranda olalım. Yani ekranda olalım. Onun için de ben yani evet. Yani Rasim'i uzaktan sevmek aşkların en güzeli. O zaman abi Fenerbahçe'nin haline geçelim. Aa, eyvallah Fatma. Olsun. Aferin Fatma. Bak kameraman Fener. Ama birlikte güldük. Ağlarken de yanınızda olacağım. İçiniz bak, rahat olsun. Sen şimdi Fatma benimle konuşurken arkada bizi çeken kameramanlar var ya. Bak bu çocuklar Fenerli. Sen daha soruyu soru sormaz böyle yaptık kameraman. Gördün mü? Yani ben de o durumdayım. Çünkü ya 7 senedir şampiyon olmuyoruz ya. 7 senedir bana yazanlar, çizenler, sokakta beni gören Fenerbahçeliler. Taksiye bindim de taksi şoförü.
bu soruyu ben 7 senedir. Abi bizim ailemiz ne olacak? Hani 7 sene bu soru her dakika duyulur mu? İşte duyunca ben diyorum hani ne olacak? Yani bir gün başarılı olur mu? O gün tabii yakın ki, mı? Tabii ki, tabii ki. O gün yakın mı uzak mı bilmem ama. İllaki olur. Olacak tabii çünkü mümkün mü böyle bir şey? Böyle dönemler Fenerbahçelilerin çok alışık olduğu bir dönemler değil. Yani Fenerbahçe böyle bu 8. sene. Evet. 8 sene şampiyon olmamı ya 1907'den beri yok böyle bir şey. Ya 1907'den beri 8 yıldır Fenerbahçe 8 yıl aradan sonra şampiyon oldu mesela diyelim. En zorlu sürecini geçiriyor. Tabii ki. Mesela bunu Galatasaray bir kere yaşadı. 74 ile 87 arası tam 14 yıl. 14 yıl benim futbolculuk dönemime de geldi. Mesela 14 yıl Galatasaray şampiyon olmadı. 87 ama 87'den sonra ne oldu? Şampiyonluk sayılarında herkesi geçti. Bir de üstüne değil mi? Bir de UEFA Kupası kazandı. Evet. Beşiktaş'ın o yıllarda var. 15 sene. Ben bir Beşiktaş taraftarıyım. O konuya çok yarışa girmiyorum o yüzden. Ha, yok yani o döneme. Ama Beşiktaş evet. Mesela son dönemlerin en başarılı takımlarından biri öyle değil mi? Evet. Yani en azından neyi? Geçen sene şampiyon. Ondan önce işte Şenol Güneş zamanı evet, şampiyon. Evet. Yani çok evet, ara evet. Vermiyor. Evet, bir denge yakaladı. Öyle uzun çok. Hani ne olacak bu Beşiktaş'ın hali denirdi. Siz o zaman dünyada yoktunuz. Şimdi 74'lerden bahsediyorum. Hı-hı. 75'lerden. Mesela 74 ile 87 yılları 14 sene Galatasaraylılar ne olacak bu Galatasaray'ın hali derdi. 87'ye kadar. Hı-hı. Şimdi Fenerbahçe böyle bir şey yaşamadı. Oraya doğru gidiyor mu Allah korusun. Çünkü 8'i bulduk. Gelecek sezon Löw'le anlaştı. Diyorlar. Bir işe diyorlar mı? Diyorlar. Kesin değil diyorlar. Mi? Diyorlar yani. Diyorlar. Aa. Bilmiyorum. Daha kesin. Yani anlaşmış olsa işe yarar mı? Umutlu musunuz? Tabii ki umutluyuz. Yani şöyle umutluyuz. Tabii ki bu futbol bu. Dünyanın en iyi teknik direktörünü getirirsin. Başarılı olamazsın. Yani bu iyi teknik direktör getirdim. Başarılı oldum. Şimdi Türkiye'de iyi teknik direktör deyince akla Fatih Terim gelmiyor mu? Tam ona gelmiş. Ama 3 senedir şampiyon olamıyor ve bu senenin daha geçen hafta kovuldu. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne oldu şimdi Fatih Terim futbolu mu unuttu? Antrenörü mü unuttu? Bazen olmayabilir. Olmayabilir. Ha Löw geldi. Çok başarılı bir teknik adam. Ama geldi Löw tamam artık şampiyonuz. Olmaz öyle bir şey. Onun yanında her hamleyi doğru yapacaksın. Ekip değil mi? Ekip tabii de çok ki, önemli. Tabii ki ekip olacak. Futbolcular iyi seçilecek. Taraftar takıma sahip çıkacak. Başkan futbolcuların ve hocanın isteklerini eksiksiz yerine getirecek. Anlatabiliyor muyum? O oyuncu yani bütün şartlar bir araya gelirse başarı gelir. Bir tek antrenör iyi olduğu için yani başarılı olacağım diye bir kanun yok ama işi ehli bir adam mı? Evet. Ya yani dünya şampiyonu mesela Almanya'da dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonlukları yaşamış. Çok kariyerli bir hoca. Fatih Terim'in kovulmasıyla alakalı biraz önce söylediniz de nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi kovulma kelimesini bazen insanlar çok şey buluyor. Biraz değil mi? Rencide edici gibi geliyor. Ama şimdi futbol böyle bir şey. Yani futbolda da bu kadar çok da rencide. Takılmamak mı lazım? Çok, evet, her şeye de rencide oluyoruz. Yani öyle bir toplum haline geldik ki her şeyden rencide oluyor insanlar. Yani çoğu konuşamıyorsun ya. Geçen gün yayında Ahmet Çakar, Arda Turançan tombik dedi. Tombik. Rasim bir fırladı. Şişmanlardan özür dile. Hadi bir bakıyoruz sosyal medyada. Kilolu insanlara böyle mi denir? Ya ne dedik? Küfür mü ettik? Tombik dedik. Tombik, tombik. Aslında yumuşatmıştı adamcağız. Evet, tombik evet abi. Artık bunu bile söyleyemiyorsun ekranda ya. Tombik diyorsun, şişmanlar ayaklanıyor. Ben bir gün 5 sene önce bizim yayına gecenin 3.30-2.30 o zaman geçlere kadar yapıyorduk. 2'de Şişli Camii'nin imamı o zaman mesaj atıyor. İşte biraz bağırmayın, sözleriniz birbirinize karışıyor diye. Benim ki ya imamsın, 2 saat sonra sabah namazı kıldıracaksın, bizim programı niye seyrediyorsun dedim. Ay da imamlar ayaklandı. İmamlar futbol seyredemez mi? Abi konuşamıyorsun yani her şey, herkes her şeyden hocamıza niye kovuldu dedin. Ne var bunda kardeşim ya? Kovulmaktır ya. Şimdi ben burada beyaz futbolda yorumcuyum değil mi? Evet. İşimi iyi yapamazsam beni buradan gönderiyorlar değil mi? Diyorlar ki sen reyting yapamıyorsun. Artık programa bir katkın yok. Kusura bakma. Git. Bu ne demek? Görevine son verildi. Görevine son verildi deyince güzel, kovuldu deyince hakaret. Aynı şey kardeşim işte budur. Çünkü kimse durup dururken görevini, işini bırakmaz. Fatih Terim işini mi bıraktı yani adam? Severek yaptığı, para kazandığı işini mi bıraktı? Yok. Adamı kovdular. Ne var bunda? Ne var bunda?
Ya bu kadar hassas, ya Türk toplumunu ne hale getirdiler ya? Her laftan alınan, her lafa tepki koyan, ayrımcılık yapıyorsun, ayrımcılık dili falan filan. Çok şey. Yani Z kuşağına biraz da bunu da öneririm. Yani bu işlere çok kanmasınlar, kafayı takmasınlar. Biraz relax olmak lazım ya. Biraz relax. Z kuşağı şeyi çok seviyor. He? Yani haksızın yanında, ezilenin yanında olmayı seviyordu. Biraz abartı olabilir galiba. Tabii ki yani. Haksız. İşte buna niye böyle dedin? Bunun fiziksel yapısıyla mı alay et? Ya ne alakası aslında var öyle bir kardeşim? Niyet yok. Benle yıllarca çocukluğumda alay ettiler. Hiç de bana bir kompleks olmadı. Niye? Çok zayıftım ben. Hı hı. Zayıftım. Aslında sporda işinize yarayan bir tabii şey bu. Tabii ki zayıftım ama o evet. Zaman zayıf çocuklara zargana derler. Zargana gibi. Şimdi ben zayıf birine zargana desem neredeyse mahkemeye verecek adam beni ya. Ya ne var kardeşim bunda ya? Evet zargana gibi bir adamdım ben. Dobik derdin, dobiş derdik. Anladın mı? Yani... Bir şey daha söyleyeyim çok tuhaf. Yani bir şey... Hadi söylemeyeyim şimdi ya bak işte bak konuşamıyorsun anladın mı? Eyvah. Yani konuşamıyorsun yani. Bunlar bile konu oluyor. Ne ırkçı mısın, ayrımcı mısın? Ya biz eskiden Türkiye'de siyahi insan göremezdik. Yani çok Afrikalı falan olmazdı 70'li evet. Yıllarda. Mesela bir tane siyahi bir adam görürdük. Mesela Arap derdik mesela. Bilmem Arap derdik. Yani şimdi desene bakayım birine. Ne ırkçı mısın? Bunu... O aslında o zamanlar siyahi olduğunu belirtmek amaçlı tabii kullanılan ki, bir aynen şey. Öyle. Yani evet. Onu rencide etmek amaçlı değil aslında. Tabii ki öyle yaşayınca, ya bu yaşlara da gelince bizim eski alışkanlıklarımız var. Ben birdenbire Z kuşağı çocuğu gibi konuşamam ki. Dilim onlar gibi olamam ki. Öyle değil mi evet, yani? Evet, benim evet. için gayet normal, sıradan hiç samimi hislerle söylediğim bir şey. Meğerse ben nefret suçu işliyormuşum, haberim yok benim. Evet, yani, onun hukuki anlamda bir suçu var. Var, evet. Gördün mü? Halbuki hiç aklımda yok. Ben yıllarca Türk toplumu öyle konuşurdum. Öyle konuşuyorum. Niyet o değil ama ya işte niyet, sonuç ona çıkıyor. Ha, evet o çıkıyor. Yani ama çok zor bir şey bu yani. Böyle hele ekran başındaki insanlar için çok zor bir şey. Ben önüme liste mi koyacağım? Bu lafı söylersem şöyle yapmış olurum falan tabii diye. Tabii bilmeyenler için zorlayıcı. Tabii ki tabii. Bilmemek değil. Öğrenebilirsin ama alışkanlık var kardeşim. Tabii. Alışkanlık birdenbire ağzından çıkıyor yani. Doğru. Çünkü ben yıllarca öyle demişim. Ben mesela şişman insanlara şişko, domates, yarım kilo patates diye hala söylerim. Ben mahallede küçük çocuk görüyorum şişman. Öyle söylüyorum. Şimdi mahalledeki şişman çocuğa bunu espri amaçlı kızdırmak niyetiyle söylesem ben çocukları kızdırmayı severim. Annesi babası beni mahkemeye verir. Oğlumuzun duygularını evet. rencide ettin. Evet. Psikolojik gelişimini engelledin. Böyle şey olur mu arkadaş? Ben anlamadım bu işi. Yani o zaman çok zor. Şuraya dönelim. Evet. Buradan şuraya dönelim. Dönelim. Son sorumuz olsun. Yine herkes eminim ki merak ediyordur. Özel hayatınız nasıl? Aile hayatınız? Kızınızla da arkadaş gibisiniz ki çok şanslı bence. Z kuşağı da özeniyordur muhtemelen. Evet. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz bize? Nasıl? Merak ediyoruz sizin özelinizi. Hiçbir özelim yok. Çok açık. Evde çay içiyorum, televizyon izliyorum. Bravo. Bravo. Bakın günlük yıllardır şöyle yaşıyorum bak yıllardır. Şimdi buradan siz program yaptığınız için geldim. Yoksa ben şu anda daha uyuyordum. Öyle mi? Tabii ki uyuyordum. Şu anda saat kaç tahmin ediyorum? 1 falan herhalde. 1.40. 1.40. 2'ye geliyor uyuyorum. Saat 3'te kalkıyorum. Saat 3'te kalkarım. Ne zaman yatarsın he? Her gün sabah 8'de yatarım ben. Sabah 8'de millet işe giderken uyanıp hayata güne başlarken ben 8'de yatmaya giderim. Evet, uyumaya giderim. Bunun özel bir sebebi var mı? Alışkanlık. Tamam. 20, yaklaşık 20-25 senedir böyle yaşıyorum. Gece uykusu almıyorum. Sabah 8'e kadar otururum. Televizyon seyrederim. Televizyon seyrederim. Spor programlarını seyrederim. Eski maçları seyrederim. Akşam 10'da, 9'da haber kanallarında siyasi tartışma programlar oluyor ya. Onların gece 1'de, 2'de, 2.30'da tekrarları oluyor. Hı hı. Tekrarlarını seyrederim. Hayatım televizyon ve yanımdan çayım hiç eksik olmaz sabaha kadar. Uyutmaz zaten o da. Yok, çay içmesem de uyumam. Uyumuyorum artık. Hı. Vücut öyle şey yaptı. Zararlı bir durum aslında. Öğlen 3'te kalkarım. O da 3'te niye kalkarım? Yani ben... Allah kabul ederse namaz kılan bir insanım. Şimdi öğlen 3.30'da ikindi namazı okunuyor. Zaten ona yetişmek için. Tabii ki. Hayır, öğleni kaçırmamak için. Yani daha uyursam öğlen namazı kaçar. Doğru. Bir yarım saat öncesinde kılmamız gerekiyor. Tabii kalkıyorum. Öğlen namazımı kılmak için 3'te uyanıyorum. Yoksa daha uyuyacağım. Akşama kadar uyurum ben.
kalkıyorum. Ondan sonra öğlen 3'te hayatıma başlıyorum. Saat 4 gibi 5 gibi kahvaltı ederim. Herkes akşam yemeği yemeye yakınken ben kahvaltı ederim. Dediğim gibi bütün hayatım böyle geçiyor evin içinde. Pazar ve pazartesi 2 saat programa gelirim. Beyaz futbol, derin futbol programına. Onun dışında bütün hayatım böyle geçiyor. Evde eşimle birlikte. Kızımla aramız çok iyiydi. Koç Üniversitesi'ni bitirdi. Evde ama çok hem iyi geçiniriz hem çok kavga ederiz. Çok. Ya kavga derken şöyle yani. Tatlatışmalar mı şimdi diyelim? Şimdi Z kuşağı olduğu için bir de şimdi biz, benim gibi değil ki. Ben mesela lise okudum. Liseyi de bitiremedim. Yani lise 2'den terkim ben. Kendisi Koç'u bitirmiş. Evet. Şimdi Koç Üniversitesi okudu. Z kuşağı beni çok bazen böyle banal. Demin anlattım ya. Yani hı hı. Çağım gerisinde buluyor ki haklı. Birçok şeye uyum sağlayamıyorum ben. Mesela çok eleştirirdi beni. Mesela eleştiriyor beni. Yayında niye böyle dedin? Ağzından bu kelime niye çıktı? Bu bir hakaret cümlesi. Ya da baba bak bu laf çok avam durdu. Sen televizyondasın. İnsanlar seni izliyor. Elini böyle niye koyuyorsun? Aslında sizin için yapıcı şeyler. Çok yapıcı. Çok. Evet. Ama ben şimdi eski adamım ya. Sıkılıyorum. Diyorum ki ya benden affedersin öyle derler. Benden çıkmış beni beğenmiyor. Ben öyle değil. Ben eski kafa olduğum için o eleştirilerden gerçi yazıyorum. Mesela oturmama daha çok dikkat ediyorum. Kızıma. Şimdi kızım İtalya'ya gitti. 4 ay önce. Şimdi 2 sene İtalya'da kalacak. Şey yapıyor. Master yapacak. Şimdi kızım bizi tabii İtalya'da pek seyretmediği için yayınlarda daha rahatım. Özgür hissediyorsunuz kendinizi. Tabii evde mesela, mesela benim otokontrolüm kızımla hanımımdı. Ya çünkü, orada da izliyorsa? Ya ses yok, çıkartmıyorsa, şampusu daysa? Son dönemlerde gitmeden de evdeyken bile izlemiyordu. Bak izlemiyordu. Vakit bulamıyordu. Hem vakit bulamıyor hem başka şeylerle ilgileniyor. İşte Z kuşağının başka diğer uğraşları var tabii. Ya diziler seyrediyor falan filan. Bizim programda geriliyor bazen. Anlatabiliyor muyum? Hatta açık söyleyeyim. Yani bizi biraz şey buluyordu. Avam. Anlatabiliyor muyum? Yani espriler, mespriler of falan filan. Benim kız böyle biraz... Daha entelektüel sanıyorum. Evet. Bir de medya okuyor ya medya. Yani medya iletişim okuyor. Böyle bizi biraz şey buluyor. Anlatabiliyor muyum? Ama şey... yani evde 2 kadınla yaşamak... Benim için zordu bayağı. Şimdi bir kaldı. Şimdi teke tek hanımla baş ediyorum artık. Kız varken edemiyordum. Allah var. 2 kadınla yani baş edemezsin. Ya çok zor. Şimdi buradan da bir şey çıkarmasınlar. Yok, kadınları yok, çıkarmıyoruz. Aşağı. Sen çıkarmazsın. Yani çok sevmeseniz evden çıkarsınız zaten. Tabii evden ki, çıkmıyorsunuz. Tabii. Çıkmıyorum evden yani. Hayır yani şey İdeal var. Erkek aslında arkadaşlar yani şimdi. Evet. Şu kadınların sesi olarak ben de söyleyebilirim. İdeal erkek. Eziyorlardı beni evden yani. Evden çıkmıyor. Evet. Evden çıkmıyorum evet. Onun için insanlar diyor ki yap abi ya işte şurada kahve içiyoruz. Gelsene senle tanışalım. Bir resim çektirelim. Misafirimiz ol. İstanbul dışından çağırıyorlar. Abi gel Adana'da 10 gün misafir edelim. İşte Bursa'ya gel falan filan. Çok seviyorlar beni. Ağırlamak istiyorlar. Ama bilmiyorlar ben evden dışarı çıkmıyorum. Hanım yani, izin vermiyor. Yok yok. Eşim öyle bir şey yapmaz. Ben ya çıkmıyorum. Öyle diyebilirsiniz. Yani çok güzel bir bahane işe yarıyor. Ya o zaman da delikanlılığa affedersin leke sürmüş gibi oluyorsun. Şimdi öyle diyorum birine diyor ki sen nasıl kara gümrüklüsün? Bir de böyle kara gümrüklüyüm ya ben. Serde kara gümrüklü var. Boşça erkeğiz falan. Ya ben bir de kendimi... Ona da laf söyletmem diyorsun. Beni herkes öyle bilir. Abi kara gümrük delikanlısıdır. Maçodur. Ne? Kadın lafı mı dinliyor falan filan. Anladın mı? Ama onlar... her delikanlı adam eşinin lafını dinler yani. Bu da böyle bilinsin. Her delikanlı adam eşinin lafını dinler. Vallahi... ben dinlemedim açık söylüyorum. Ben dinlemedim ama bundan da pişman mısın dersen evet pişmanım. Keşke dinleseymişim. Keşke dinleseydim. Yani keşke dinlesem daha farklı bir hayatım olurdu. Ama şu anda affedersin seve seve dinliyorum. Mecburen dinliyorum. Çünkü artık hanımın eline düştük. Bu yaştan sonra bir hanımın ömür. Elindeyiz. Çok mutlu olun inşallah. Çok mutluyum zaten. Abdülkerim abi çok teşekkür ediyoruz. Fatmacığım, o kadar güzel bir sohbetti ki ben çok zevk aldım. İnanıyorum ki izleyenler de çok zevk alacak. Ve Z kuşağı da yine yorumlarla bizi eleştirecek ya da övgülerini dile getirecek. Z kuşağı benim olduğum yerlerde pek eleştiri yapmıyor ama inan bu programı seyredenler... Biz açığız. Biz evet, her şeyi açığız. Tabii. Eleştirsinler de. Ben temin ne söyledim? Yani bazen eleştiri... Az da olsa hakaret boyuna gelse bile diyorum ki rahat et. Ben söylüyorum buradan da.
en ağır şekilde eleştirebilirsiniz. Hatta bazen istemeden hakaret yazan da oluyor. Korkmayın. Söz veriyorum, ölene kadar kimseyi mahkemeye vermeyeceğim. Mahkemeye zaten vermedim, ölene kadar da vermeyeceğim. Tamam. Yani ben söz vermiyorum arkadaşlar. Tabii ki. Sana da, eğer sana da hakaret yazıyorlarsa, yuh size Z kuşağı. Bu kadar kibar, güzel bir hanım kızımıza hakaret yazıyorsanız, yani. Yuh size diyorum, sizi var ya Z kuşağından atarım vallahi. Neyse şimdi yıkadın. Bize, bizim gibi kazma adamlar dururken bize saldırın ya. Yo, yine de hiçbir şey olmasın. Çok teşekkür ediyoruz. Rica İnanılmaz ederim. Keyifliydi. Umuyorum ki tekrar başka bir programda yine birlikte oluruz, görüşürüz. İnşallah başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de sevdim bu programı. Evet, bir daha istiyoruz öyleyse. Arkadaşlar zevkle izleyeceksin. Tutarsa beni bir daha çağır, tutarsa. Kesinlikle tutacak. İnşallah. Tutmama imkanı yok. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.